Evet, merhaba sevgili seyirciler. Klasik bir modelle karşınızdayız bugün. Skrix'in 17 modeli. 17 modelini biraz modifiye ettim sayılır. Dün bir kaza geçirdi. Ben de onun üzerine zaten yılların kalemi dedim. Birazcık düzelttim. Daha da yontacağım kalemi. Evet, bu kalemin başından epey bir macera geçti. Bu kalemin kapağı değişti. Kendi kapağı yere düştü, çatladı. Bunlar, bu kalemler birazcık hassas kalemler. Şu anda kapağına da bakıyorum, acaba kapağını nereye koymuştum diye. Orijinal kapağını biraz yapıştırmış, kaldırmıştım. Ama neyse, şimdi bulamayacağım. Uzun mesele. Kalemimiz Skrix 17 modeli. Aynı kalemin siyah bir kapağını buldum. Fena da olmadı. Hatta kombin oldu. Bu kutu Skrix'in kutusu değil arkadaşlar. Hongdia'nın bir kutusu. Böyle sunum olsun diye koydum açıkçası. Evet. Şimdi kalemimiz nasıl bir kalemdir? Skrix'in en eski, en klasik modeli Skrix 17'dir. Çok basit bir tasarımı vardır. Çok güzel bir tasarımı vardır ama. Çok böyle akıllara durgunluk verecek zamanı için pek çok kişiyi hayran bırakacak bir tasarım. Evet, bence Skrix'in en iyi tasarımı son birkaç modeli hariç 17'dir arkadaşlar. Çok basit, çok rahat, çok uzun ömürlü olabilecek. Yere düşürmediğiniz sürece bu kalemi uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Evet, yabancıların Superman simgesi diye gösterdikleri Skrix'in simgesi ilk önce dikkati çekiyor. Klipsimiz de sağlam, çok güzel bir klipsi var. Her kıyafete uyar, gömleğe de uyar. Yalnız kaza maza biraz abartı olur açıkçası. Pantolonu, cekete, her tarafa takılabilecek bir klipsi var. Elleri yıkaya yıkaya bakın ne hale geldi arkadaşlar mürekkepten. Evet, üst bölümde bu klipsi tutan güzel bir krom, parlak krom, parlatılmış kromdan bir mücevherimiz var. Evet, gelelim. Şurası tamamen kapalı bir nip, onu söyleyeyim. Hooded nip dedikleri. Şöyle, bu ucun normal hali ve şurada bir ok simgesi var. Fakat dün kalemin ucunu çıkarmaya çalışırken bir kazaya uğradık. Şöyle ki, bu kalemin nip bölümü tamamen sökülebiliyor ve temizlenebiliyor. Biraz tıkanıklık yaratmıştı son zamanlarda. Aldığımdan beri belki ikinci kez temizleyecektim. Kalemin plastiği de biraz yorgun. Bakın şuradaki bölüme. Şurada bir tırnak var bakın. Böyle bir şey takıp şuradan ittirdiğimizde normalde rahatlıkla çıkması lazım. Ben biraz yanlışlıkla aşağı doğru ittirmişim. Ve buradaki plastik bölüm, yorgun plastikte belki de çatlamıştı o düştüğünde, o da bilmiyorum. Kırıldı. Çok da canım sıkılmadı açıkçası. Hatta ucun biraz açık olması hoşuma bile gitti. Şurayı da ben biraz hafif yonttum. Dremel'le de üzerine çalışıp daha sonra şeklini vereceğim. Şimdi bir mürekkep çekip bu kalemi size sunum olarak sunmak istiyorum. Dediğim gibi temizliğini yaptım kalemin. Bakalım nasıl olacak. 2-3 gündür de boş, bir gündür de boş duruyor. 2-3 gündür değil, abartmayalım. Bugün bronz mürekkepleri kullanıyorum. Ülkemizde çok ucuz fiyatlara satılan, ben bunu 15 liraya daha 2022'nin sonlarında almıştım. Şimdi de olsun olsun 20-25 lira. Evet, dediğim gibi Skrix'in modeli pistonlu bir model. Şuradaki görüyorsunuz, şu bölümü çeviriyoruz ileri doğru. Pistonumuz ileri doğru geçmiş oluyor böylece. Evet, batırıyoruz kalemi çevirerek. Dolduruyoruz. Oldukça iyi bir pistonu vardır Skrix 17'nin. Çok başarılı bir piston bence. Evet, şimdi şöyle hafifçe silelim. Kalemimiz biraz modifiye edildi. Skrix umarım bize kızmaz. Biraz kalem yere düşmek falan çok hassas. Hangi kalem değil ki? Gerçi o bütün dolma kalemler aşağı yukarı bu yere düşmeye hassastır.
Asla bir dolma kalemi yere düşürmemeli. Ben ilk düşürdüğümde kapağını çatlattım. Yıllarca çatlak kapaktan hava girdiği için erken kuruma yaptı. Onun dışında o kapak olayı meydana gelene kadar tek dolma kalemimdi. Gençlik yıllarımda, üniversite yıllarımda çok sevdiğim bir kalemdi. Fakat o kazadan sonra biraz erken dolmalar başladı açıkçası. Evet, Rodya defterimizde bir deneme yapalım. Bakalım gelmiş mi? Evet, zaten direkt çektiğimiz için ucu zaten ne olacaktır? Direkt mürekkep bizi karşılayacaktır. Bunda bir sorun yok. Şu arka taraflar kirli. Buraları da kullanalım. Rodya kağıt olduğu için arka tarafa ne kadar olsa biraz geçirmiş ama çok bastırarak yazdığımız bir yazı var arkada. Evet, biz de şu bölümü hiç mürekkep izi olmayan bölümleri kullanınız ya da hepsini kullanınız çok fark etmez. Skrix'in 1970'lerden beri kullandığı uzun yıllar ürettiği bir modeli zannederim hala bulunabiliyor piyasada. Skrix 17. Bu modele klasik diyoruz. Yani bence Skrix'in en güzel modelidir. Yine sıradan medium uç. Ne yazık ki Skrix'in de en büyük kusuru budur. Medium uçlu kalemler üretiyor. Başka uç seçeneği bize sunmuyor. Ve kalemlerinde ufak tefek yazı varyasyonu yaratmak için biz kalemi reverse olarak yani ters olarak kullanmak zorunda kalıyoruz. Ters yazımında Skrix'ler biraz her Skrix kalem değilse de ters yazımda biraz F'ye doğru giden bir yazıma sahip daha ince bir yazım. Kalemin normal yazımında vuruşları, dik vuruşları, yan vuruşları birbirine neredeyse denk. Bazı kalemlerde bu böyle değildir. Mürekkep salınımına baktığımızda oldukça dengeli, iyi, fena değil. Varyasyon oluşturmuyor tabii ki. Çelik uçlu olduğu için. Fakat kesinti de yapmıyor. İmza atmak için nasıl bir kalem ona da bakalım. Mesela ismimiz Cemal olsun. Cemal nasıl bir imza atardı Cemal olsaydı? Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel bir imza atabiliyorsunuz. Cemal imzası da fena olmadı açıkçası. Evet, bu şekilde Cemal Aktunç olsun. Evet, hiç fena değil. Akışı. Skrix'in üretildiği yıllardan beri kağıt üzerinde en iyi dans eden kalemidir desem hiç abartı olmaz. Skrix'in bir tek Inox Chrome modeliyle Heritage modeli istisna tutulursa bence ürettiği kalemler içerisinde gerek ucu gerek zamanla bu ucun daha da verimli hale gelmesi gerekse de pistonunun güzelliği, mürekkep haznesinin genişliği nedeniyle bu kalem pek çok kullanıcı tarafından seviliyor, beğeniliyor. Skrix 17 bir klasiktir. Bence Skrix'in en iyi, en sevilen modellerinden biridir. Öyle de olmayı hak ediyor sonuna kadar. Skrix bizim memleketimizin kalemi. Onu destekliyoruz her zaman. Yani iyi modelleri, daha kaliteli modelleri ve uç seçenekleri de gelsin istiyoruz. Buradan Skrix'e de selam ediyoruz. Evet, bu Skrix 17 bir yerlerde rastlarsanız alın. Ben hala bu modeli anılarımın kalemi olduğu için muhafaza ediyorum. Ama bir yerlerde ucuz fiyatı rastlarsam da özellikle ikinci el ya da antika pazarlarında bazen açılmamış kutulu olarak rastlıyoruz ya da eski kırtasiyelerde gene alacağım zannederim. Hoşuma giden bir model. Bir de 419'u Pelikan'ın M200'üne benzeyen 419'u da severim. Görünüş olarak belki onun da ucunu bir şeylerle değiştirerek kullanabiliriz. Böyle fikirlerimiz var. Skrix biraz şu ucunu lütfen düzelt. Sadece medium uç seçeneği sunma bize. Hatta güzel uçlar sun. Mümkünse dünyaya açıl ve estetik kalemleri artır lütfen. Ve özgün, daha özgün üretimlere biraz daha yer vermek gerekiyor.
Ne yazık ki Pelikan'ın, Inox Chrome'un modellerinin birebir aynısı olanlar var. Çin üretimi olanlar var. Neyse uzatmayalım. Bunları onlar da biliyor. Piyasa şartlarını biliyor. Belki bize de hak vermekle beraber bir noktada da bizim de onları anlamamızı bekliyorlar. Bilemiyorum. Ancak biraz daha ne yapmalılar? Bizi de memnun etmeliler açıkçası. Müşteriyi de dikkate alacaklarını umuyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Skrix 17 koleksiyonunuzda bulunsun. Görüşmek üzere.